Teşekkür ederim. Türkiye Maarif Vakfı'nın değerli başkanı, kıymetli yöneticileri, temsilcileri, değerli hocalarım, sesimizin, sözümüzün eriştiği her yerde büyük bir gayret ve şevkle görev yapan kardeşlerim olarak sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Milletimizin sahip olduğu insani hasletleri ve bu hasletlerle yoğurduğu yüksek medeniyetini, tarihi bağlarla bağlı olduğumuz gönül coğrafyamıza ve yeni yeni gönül köprüleri kurduğumuz ülkelere, modern eğitim araçlarıyla aktarmayı vazife edinen mariflilerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanıyla bu toplantıdan güzel ve manalı sonuçlar edinmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, yakın zamanda bir sigorta şirketinin kullandığı "Gelecek de bir gün gelecek" diye bir reklam sloganı vardı. İstikbali düşünmek, anın rehavetinden ve ataletinden sıyrılarak geleceği planlamak ve ona hazırlanmak gerektiğini bir cümleye sığdıran bu sloganın mesajını aslen eğitim alanında dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Hızla değişen ve yeni riskler taşıyan dünya artık eğitim alanına da farklı bir gözle bakmamızı gerektiriyor. Günümüz dünyasında eğitim konusuna yerel bakmamak, eğitimi daha küresel düzeyde düşünmek ve planlamak gerekiyor. Son 20 yılda hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmeler bunun ne kadar elzem olduğunu bizlere göstermektedir. Geleceğimizi güvence altına almak elbette iyi eğitim almış, donanımlı, ülkesine ve milletine bağlı nesiller yetiştirmekle mümkündür. Maarif Vakfı, devletimizin dost ve kardeş ülkelerle eğitim yoluyla ilişkilerini geliştirmesi bakımından son derecede önemli bir görev üstlendi ve kısa zamanda çok başarılı işlere imza attı. Batı'nın yüzyıllardır ülkemiz dahil olmak üzere birçok ülkede eğitim kurumları açtığı, bu kurumlar vasıtasıyla kendi küresel çıkarlarını, dilini ve kültürel değerlerini dayattığı bir eğitim anlayışına karşı daha insani ve eşitlikçi temelde yapılandırılan alternatif bir eğitim anlayışını küresel düzeyde ortaya koymak gerekiyordu. Sizler marif çatısı altında, aklın, ilmin ışığında vicdanı hür, irfanı hür gençleri yetiştirip ülkelerine ve insanlığa faydalı hale getirmek için gayret eden değerli bir emeğin içerisindesiniz. Yaptığınız görevin sorumluluğu son derecede ağır, az zamanda büyük işler başardınız. Bu bir hakikat. Gönül coğrafyamızdaki ülkeler başta olmak üzere Afrika'da, Asya'da, Balkanlarda, Kafkaslarda verdiğiniz eğitim hizmetleriyle insanlığa hizmet ediyorsunuz. Yükünüz herhangi bir mesleği icra edenlerden manevi olarak çok daha ağır. Görev yaptığınız ülkelerin kültürüne, diline, inancına saygı göstermek, öğrencilerle ve onların velileriyle iyi ilişkiler kurmak ve pek tabii kaliteli bir eğitim vermek önceliğiniz ve göreviniz. Sizlerin eliyle Türkiye, alternatif ve kaliteli eğitim anlayışını dost ve kardeş ülkelerin hizmetine sunmaktadır. Batı'nın yıllarca uluslararası rekabetin bir aracı haline getirdiği eğitim, Türkiye'nin yeni vizyonuyla aslına rücu ediyor, insanı esas alıyor. Türkiye Maarif Vakfı, noktadan harfe, harften söze, sözden fikre, fikirden ilme, ilimden irfana sloganıyla ilmini ve irfanını insanlığın barışı ve huzuru için kullanan erdemli kişiler yetiştirmek amacıyla bütün insanlık için önemli bir görev devrulte ediyor. Bugün birçok ülkenin emperyalist dünyanın ileri karakolu durumundaki okullar yerine Türkiye Maarif Vakfı'nın okullarını tercih etmesinin sebebi de budur. Türkiye Maarif Vakfı okullarına gösterilen bu teveccüh bizleri gururlandırıyor. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın en hararetli savaş ortamında bile dile getirdiği eğitim konusundaki düşünce ve tespitleri bugün dahi bizim için önemli bir ikaz mahiyetindedir. Mehmet Akif'e göre bu millet cehaleti yenerse, hatta bütün İslam toplumları içinde bulunduğu cehaleti yenerse, kurtuluş kendiliğinden gerçekleşecektir. Büyük şairimizin marif konusundaki hassasiyetini vakfımız bugün bir adım daha ileriye taşıyor. Artık Türkiye sadece yerelde değil, küresel düzeyde de marifin öneminin idrakinde olarak çalışıyor ve bu vizyona uygun bir politika izliyor. Değerli marifliler, dünya hızla değişirken
Eğitimin mahiyeti ve metodu da aynı hızla değişiyor. Usta-çırak ilişkisine dayanan geleneksel eğitimin yerini önce örgün eğitim öğretim kurumları almıştı. Bugün ise örgün eğitim öğretim kurumlarının yerini teknoloji ve küresel risklerin dönüştürdüğü ve temelini bilgisayar ve internetin aldığı yeni bir eğitim anlayışı, metodu yer almaya başlıyor. Salgın dönemi sonrası artık bütün dünyada eğitim alanında teknoloji daha vazgeçilmez hale gelmiş ve şimdiden söyleyebiliriz ki dijital eğitim, örgün eğitimin bir parçası olmuştur. Hibrit olarak nitelenen bu yeni sürecin eğitimi zaman ve mekan sınırlamasından kurtarması bizlere yeni ufuklar açıyor. Salgının hala aktif şekilde sürdüğünü ve biraz daha devam edeceğini düşünürsek, dijital eğitimin ne kadar önemli olduğunu daha iyi idrak edebiliriz. Salgın sonrası yeni normalimiz, zorunlu değişim gerektiren online eğitim ve online hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecektir, öyle gözüküyor. Türkiye'nin hem yerelde hem de küresel düzeyde eğitim alanında rekabet gücünü arttıran bu teknolojik yatırımlara devam edeceğiz ve devam etmek zorundayız. Bu aşamada en önemli konulardan birisi de öğretmenlerimizin bu teknolojik dönüşüme uyum sağlamalarıdır. Klasik anlamda bilgi aktarıcı rolünden öğrencinin bilgiye ulaşmasına, ulaştığı bilgiyi kullanma becerisini geliştirmesine rehberlik eden öğretmen profilinin üzerinde önemli durmamız gerekmektedir. Ülkemizin yetiştirdiği büyük münevverlerden büyük eğitimci aynı zamanda Nurettin Topçu, öğretmen gençlere bilmediklerini öğreten bir nakil yani nakledici değildir. Bu iş kitabın işidir. Bilmediklerimiz hep kütüphanelerde bulunmaktadır der. Nurettin Topçu merhum bu önemli tespiti son 10 yıldaki teknolojik gelişmeyi, çocuklarımızın sahip olduğu akıllı telefonları, bilgisayar dünyasını bilmeden çok uzun yıllar önce yapmıştır. Dolayısıyla artık öğretmen olarak sadece bilgiyi aktarıcı rolü üstlenmek çoğu zaman anlamsız hale gelmiştir. Bilgiye sahip olma ve bilgiyi aktarma üzerine temellenmiş bir eğitim sisteminin ihtiyaç duyulan insan modelini biçimlendirmede yetersiz kalacağı açıktır. Çağın gereklerine göre düzenlenmiş eğitimin amacı, sorun çözme yeteneği gelişmiş, bilgiye ulaşma yöntemlerini tanıyan ve doğru bilgiyle yanlış bilgiyi ayırabilen, analitik düşünme becerisi kazanmış, araştırma arzusu sürekli canlı, merakı sürekli canlı olan öğrenciler yetiştirmek, öğrenciyi ekip çalışmasına yönelterek sosyalleştirmek ve bütün öğrenme süreci boyunca öğrencilerin aktif olmasını sağlamaktır. Bütün bu değişikliklerin yanı sıra eğitimde değişmeyen bir şey varsa o da kaliteli eğitimin ancak kaliteli öğretmen, eğitmen gücüyle gerçekleştirilebileceğidir. Bu yeni dönemin iyi öğretmeni de öğrenmeyi öğreten ve öğrencinin merakına rehberlik edenlerdir. Merak eden, hayal kuran ve keşfeden çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, Maarif Vakfımız nitelikli eğitimiyle başka ülke insanlarının dönüşüm ve kalkınmasına katkı vermenin yanı sıra bulunduğu ülkelerde Türkiye dostu gençler yetiştirerek önemli bir kamu diplomasisi faaliyeti de gerçekleştiriyor. Türkiye Maarif Vakfı'nın okullarından mezun olan gençlerin aldıkları kaliteli eğitim sayesinde kendi ülkelerinde önemli mevkilere gelmeleriyle Türkiye ile işbirliği imkanlarının arttığına şahit oluyoruz. İnsana yapılan yatırım bütün ülkelerin yararına olacak şekilde meyvelerini veriyor. Türk Maarif Vakfı okulları işte bu ulvi amaca da hizmet ediyor. Özellikle yabancı ülkelerdeki Türk ailelerine, çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunmak, batıdaki göçmen ailelerin çocuklarının üniversitelere yerleştirilmesine yardımcı olmak ve onların nitelikli üniversitelerde eğitim almaları konusunda da duyarlılık gösterdiğini bildiğimiz Maarif Vakfımız, Türkiye'nin diğer ülkelerdeki eli kolu olmaktadır. Türkiye'nin yeniden bir büyük dünya gücü ve medeniyet inşacısı olma iradesinin yolu kaliteli eğitimden ve eğitim ihracatından geçmektedir. Yeni nesillerden derin ve köklü ihya faaliyetlerinin ilim ve irfanın kuşattığı dönüştürmeyle mümkün olabileceğini akıldan uzak tutmamalıyız. Değerli marifliler, eğitim gibi daha ziyade manevi yönü yüksek bir görev ifa ediyorsunuz. Mesleğinizin öznesi insan olunca sorumluluğunuz da o derecede yüksek olmaktadır. Sizler bütün yönüyle insanı inşa ederken
aynı zamanda geleceği de inşa ediyorsunuz. Gurbet ellerde, vatandan uzakta ifa ettiğiniz bu mukaddes görevinizde hepinize muvaffakiyetler diliyorum. Şevkiniz daim, ayaklarınız kaim, gönlünüz müsterih olsun. Maarif Vakfı'nın yöneticilerine, temsilcilerine, gönüllülerine, eğitmenlerine, öğretmenlerine, her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. İstişare toplantısının hayırlı neticeler vermesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Allah'a emanet olunuz.